Herkese günaydın. Sallanma. Dur bekle. Sen de bekle. Derin'in okulundan çıktım. Biraz önce okula uğradım. Çünkü sabah mesaj geldi. Çocuklar evde diye onlar için öğretmenleri paket hazırlamıştı. Gerçi internette de yayınlıyorlar. Bir aplikasyon var, onu kullanıyoruz. Ama aynı zamanda da paket de hazırladılar. Kağıt bir paket. Onu almamı istediler. Ben de onu aldım. Aynı zamanda da yılbaşı kartları yapılmıştı okulda. Bütün çocuklar yapıyor. İsteyen veliler onu sonra ufak bir ücret vererek karta dönüşümlü sana geri veriyorlar. Bunları eve gittiğimde göstereceğim. Çok güzeller. Öyle kağıt defterini aldım. Çünkü bazen böyle internette yapılınca, bilgisayarda yapılınca kalem kağıt gibi olmuyor yani. Çocukların yazı yazması da önemli. O yüzden aldım. Bir de ben her zaman yazı yazmak, kağıt kalemi daha çok seviyorum. Bilgisayarda bir şey yazmaktansa. Öyle şimdi de Serhat evdeyken, bu arada çocuklar Serhat'la birlikte evdeyken ufak tefek böyle banyo ihtiyaçlarımız var. Deodorant bitti. Ondan sonra şampuanlarımız bitti. Falan böyle bunları almam gerekiyor. Savez diye bir dükkan var burada. Genelde bu tarz banyo eşyaların olduğu, uygun fiyatta satıldığı bir yer. Oraya gideceğim. Tesco'ya da gidebilirdim ama boşuna oraya gitmeye gerek yok. Zaten orada haftalık online yapıyorum. Bilerek buraya gitmek istedim. Diş macunu falan orada çok uyguna geliyor. Onları alacağım. Ve akşam yemeklik için Serhat chicken pie istedi. Daha önce çok kez yapmıştım. Onu yapacağım. Onun için de birkaç malzeme eksik. Onları alacağım. Dışarı çıkmak gerçekten çok güzelmiş ama çok soğuk. Sabah şu bile aklıma geldi, acaba öğretmenler bilerek mi sınıfı kapattı yani? O kadar buz gibi ki hava. Gerçekten dedim, acaba yani düşündüler mi bunu? Saçma sapan şeyler düşünmeye başladım. Çünkü hava buz gibi yani, resmen kar havası var ama hala yağmıyor. Ve sisli, böyle pis bir hava olduğu belli zaten. Neyse, ben gidip işimi halledeceğim. Ondan sonra da Serhat çıkacak öğlene doğru. Çocukların öğle yemeğinde evde olmak istiyorum bir şeyler hazırlamak için. Gerçi çorbaları vardı, onu vermeyi planlıyorum. Arya 2 gündür diyor karnım ağrıyor. Midesini mi üşüttü yoksa karnı bilmiyorum. 2 gündür karnım ağrıyor diyor. Bu sabah çok güzel bir mesaj okudum. Bir yorum okudum. Şey diyordu Ezgi, işte ne hikmetse bu sene hiç kimse grip olmuyor. Her burnu akana Covid teşhisi konuluyor diye. Çok doğru. Aslında bazen hani kışın 2-3 defa grip olduğumuzu unutuyoruz. Yani öyle işte, bazı hastalıklar zaten vardı. Var olacak da. Sadece bu sene Covid senesi olduğu için artık kafamız bir tek ona çalışıyor gibi oldu ama. Mesela Arya'nın karnı ağrıyor. Ne için ağrıyor? Bilmiyorum. Annem dedi belki midesini üşüdü dedi. Biraz kuru nane alacağım. Nane çayı yapmak için, vermek için ona. Öyle. Ay, petrolüm de bitiyor. Güzel. Gidelim. Kız 3 dakika mı konuştum? Yuh. Kendim hemencik bir kahve yapacağım. Çünkü sabahki kahve sadece espresso içtim. O da pek beni tatmin etmedi. O yüzden sizi bir kahve yapacağım. Tamam aşkım, bu aldıklarımı dolaba koyayım. Çünkü buzluğa girecekler var. Yerleştireyim, geliyorum. Tamam? Okay, doing, but this time you're going to be the chef. Tamam, okay. Siz şimdilik oynayın Arya'yla. Arya, ben bu dolaba girecekleri yerleştiririm öyle. Ama. Evet. Şöyle vücut şampuanı aldım. Sanex'in. Ondan sonra L'Oreal'in kendim için şampuan ve kremini aldım. Carex'in el yıkama sabununu aldım. Arya'da da bir tane. Onunla mı yıkacaksın elini? Tamam. Çocuklar için şu farklı vücut ve saç kremini aldım. Bu Child Farm'dan. Bir bu vardı. Diğer aldıklarım yoktu internetten aldığım için. Oral-B 3D White. İlk defa bir diş macununa 5 sterlin verdim. Çünkü sabah bahsettiğim yere gidemedim. Bizim yakınımızda yokmuş. Çocuklara 2 tane Calpol aldım. Paracetamol. Bu da köpük, su köpüğü. Oynamayı seviyorlar. Şunu da Serhat kullanıyor, bu şampuanı. Tamam Arya, açacağım şimdi aşkım. Bir tane cetvel aldım. Derin'in bu günkü dersinde lazım diye. Ondan sonra çocuklar için bir tane diş macunu aldım. 3 ile 5 yaş arası olduğu için artık Arya da bunu kullanabilir. Özel almama gerek yok. Derin gold kalem istiyordu. Altın renkte. O yüzden bunu aldım. Bu şarpiler de çok pahalı.
Şöyle bant aldım. Gerek duyuyoruz. Ve bu beyaz tahta kalemi gördüm. Uygundu. İndirimdeyi de aldım. Ve fırça aldım. Fırça her zaman lazım oluyor. Diğer aldıklarım da mutfak eşyasıydı. Deodorantını aldım. Ben bunu seviyorum. Şimdilik şurayı arpaya yiyeceğim. Çünkü ilk önce bir kahve. Lütfen. Lütfen bir kahve. Sonra... Tamam. Bundan sonra çocuklarla yaptığım bütün etkinlikleri alta bildirim kutusuna yazacağım. Unutmadığım sürece. Mesela siz de yapabilirsiniz. Çünkü biliyorum okulda evde oluyorsunuz. Evde eğitim verebilirsiniz. Mesela bugünkü eğitimi bir tane cetvelle odadaki şeyleri ölçmek. Boylarını ölçmek ve ondan sonra yazmak. Hiç santimetreyi de bilmem neyi de öğretmeden sadece işte ne bileyim bardak. Bardak bakıyoruz. Sıfırdan başlayacağız. Böyle geçirerek. Aa 5. 5'e yakın. 5 santim. 5.2, 5.3 değil de şu kadar. Aa 5 falan diye böyle yazdırıyoruz. Ama şimdi herhalde kararlarını değiştirdiler. Derine kalem aldım diye. Gold kalem aldım diye seviyor. Mom I love you yazmış. Yani anne seni çok seviyorum. Thank you annem. Arya'ya da şu şeylerden aldım bugün. Yemek yapmış bana Arya. I want puppy. I want egg my sandwich. Arya şef oldu, yemek yapıyor bize. Arya sıradayız. Ben çorba istiyorum, çorba. Ay. Ben çorba. Egg my sandwich. Yumurta istiyor. Okay, all right. Now, are you ready? Close your eyes. I'm gonna get that big bear. Dur Arya. Close your eyes. Close your eyes. Are you ready? Derin seni bekliyorum. Hazır mısın? Derin, hazır mısın? Hazır mısın? Yep. Kapat gözlerini. Aç gözlerini. 9. Burada biz Derin'le birlikte okulun vermiş olduğu bir tane ders yapıyoruz. Bir oyun aslında bu. Bu da tahmin etme oyunu. Ben elimdeki objeleri yere indiriyorum. Aslında bunu ilk defa yapıyorsanız öğretmenin bana dediği şey tek tek indirin. Hani yan yana dizin. 3 tane ise 3'ünü yan yana dizin diye. Ama Derin o aşamaya geçtiği için ben grup şeklinde öyle dağınık koydum yere ve onun tahmin etmesini istedim. Önemli olan tam tutturmak değil zaten. 2 aşağı 1 yukarı tahmin ederse aralarındaki farkı anlamak. Hangisi büyük tahmini mi? Daha yüksek yoksa aslındaki olan objeler mi daha yüksek diye. Öyle bir oyun isteyebilirsiniz. Oh my god, I know that one. How many? Say lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'i işaretle burada gel. Yuvarlak yap. Buraya. Derin buraya gelir misin? That was there, so I was so close. Tamam, 8 yap. Aynen. You were very close. Well done. So I get a point. Evet. You have to tell me though. Circle 8. Oh my. Circle 8. You have to tell me. How close were you? By how much? 9 is more than 8. How many times? Just one. Good. You were very close. Give yourself a mark. Hazır mısın Arya? One. Dur bekle aşkım. Bekle aşkım. Gözünü kapat. One, two, three, four. Aç gözünü. One. How many teddy bears do we have? One, two, three. Yay! Oh my god. Get a dance. You were right. Well done to you. Şimdi Nutribullet'i çıkardım çünkü çocuklara bir enerji bombası patlatacağım. Ne yapacağım bilmiyorum ama böyle bolca vitaminli bir smoothie yapmak istiyorum. Kettle'ı da yaptım, yemeğe de aynı zamanda başlayacağım. Meyve tabağı hazırlayacaktım. Sonra dedim ki vazgeçtim, dedim meyve tabağı hazırlayacağım. Tek tük yiyeceklerine ben en iyisi şöyle Nutribullet'in içine koyayım. Ondan sonra da içine bari istediğim başka şeyler de ekleyebilirim. En azından öyle bol vitaminli bir şey olur. Şöyle 2 tane mandalin koydum. 1 tane portakal koyacağım. Çünkü portakal pek yemeği sevmiyorlar. Daha büyük geliyor bilmiyorum. Portakal da koyacağım. Sonra 1 tane kivi içine koyacağım. Yarım muz koyacağım. Şu an aklıma gelenleri söylüyorum.
Ondan sonra yulaf sütü çok az koyacağım. Biraz da su koyacağım. Evet Güya, Serhat bugün evde olacaktı. Sabah evdeydi. Ben alışverişe gittim geldim. Bu kivi. 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 Evet. Ondan sonra dedi arabam ısıtmıyor dedi. Gidim onu halledim. Havalar da soğuk. Üşüyorum işe giderken. Çıktı. İşte 2 saat falan oldu. O da dedim bu yapacağım yemek bayağı ağır bir yemek dedim. Yani erken gel ona göre yapayım. Çünkü kendi istedi. Bilmiyorum artık. Ben başlayacağım. Kendi ne zaman gelirse. Neyse ki çocuklarla bayağı bir etkinlik yaptım. O biraz önceki yaptığım etkinlikte okul istemişti yapmamızı. Bu şekilde hem sizinle de gösterirsem. İsteyenler izleyebilir, istemeyenler atlayabilir. Çünkü biliyorum bazı izleyicim anne yapmak istiyor. Bazıları çok sıkıcı geliyor. O yüzden direkt atlayın o kısımları. Gün içinde artık biraz biraz koyacağım öyle şeyler. Benim eskide, çok eski videolarımda vardır böyle sürekli bir etkinlik yapma şeyim. Ama sonra ben görebiliyorum çünkü hangi kısımlar izleniyor, hangi kısımlar izlenmiyor. İzlenmediği için, çok izlenmediği için artık yapmamaya karar vermiştim. Ama sonra şimdi tekrar başlamak istiyorum biraz biraz. Şimdi biraz içerseniz çok iyi olur aşkım. Güzel kapatmadım herhalde. Evet, Arya. Vallahi iyi ki sıçramadı bize. Dur. Çünkü ayağımda da devran var yani. Evet. Epic fail. doğru kapatmışım ya. Ay lastiği çıkmış. Allah korusun, iyi ki kapak fırlamadı yerinden. İzledim öyle videolar. En korktuğum şey. Arya çık oradan çünkü korktum artık ben. Çık oradan, mami bunu yapsın hemen. Çık annem. Evet suyunu da al çık. Yummy. Special and she reckless. Mbe, you're my bestest friend. Yeah, she my bestie. My love for you is endless. Nobody else can end it. And when I get the money back, then baby girl, you can spend it. And everything is alright. I like how you're doing alright, alright. Like how you think alright. Always on top of you. Dreams come true. She know she bad, but I done bad. She a gunshot that blew my mind. No distance, I come by my side. Everything is green over here. Everything you want and think about. Now I got your back all the way. And everything is alright. I like how you doing alright, alright. Like how you think alright. Always on top of you. I wanna
surprise you. Wake you up in the morning. I wanna be the one that you call in. Yes, I see you. Yemek muhteşem oldu. Aynı böyle. İnanılmaz çok lezzetli oluyor. Bir de yanında... Evet annem, içebilirsin. Tabii ki yanında bir de pirinç pilavı yaparsanız çok lezzetli oluyor ama ben yapmadım. Bir, çünkü pirincim yok. Bulgur da yapabilirdim ama dedim neyse bir şey değil. Yanında bir salata yeriz. Çocuklar da zaten öyle sade yiyordu. Onların yanına da yoğurt koyacağım. Çok güzel oluyor. İçini birazdan göstereceğim şöyle. Bu arada merak ediyorsanız çocuklar tabii ki bunu içmedi. Bir tanesini ben bitirdim. Bir tanesi de böyle yarıda kaldı. Bu da Devran bitirdi herhalde bunu neredeyse. Humus değil. İşte ekmek kreker yiyor diye humus istiyor yanında. Yemek oldu. Yemek yiyelim. Ondan sonra istiyorsan yine verebilirim. Tamam mı? Çok harika. İnanılmaz lezzetli. Denemeyen varsa denesin. Deneyen varsa da söylesin bana. Ben çocukları uyuttum. Ondan sonra duş aldım, yıkandım. Videoyu sonlandıracağım burada. Çok kısa tutmak istiyorum. Yarın umarım daha iyi bir videoda görüşürüz. Video editledim ya, o yüzden gözüm böyle şey kaydı. Yorgunluktan gözüm böyle kızardı. Artık ekran başına böyle böyle bakmakta. Öyle umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yemek tarifini bildirim kutusuna ekleyeceğim. Yapmak isteyen oradan bakabilir. Öpüldünüz. Bye.